eski olan bastırdığımızda geri gelmiyordu. Yeni olan sisteme bakalım. Bakın. O zaman da söylemiştik. Bu şekilde çalışıyor. Elinizle bastırdığınız zaman kilitliyor. Bıraktığınız zaman sistem çalışıyor. Mantığı bu şekilde. Bisiklete dair her şey kanalından herkese merhaba. Daha önce Santur XCM30 maşanın sorunundan size bahsetmiştik. Özellikle arkadaşlar video çekmiştik. Videoyu bu bölümden dilerseniz izleyebilirsiniz. Maşayı sökmüştük. Çözüm aramaya çalışmıştık fakat çözümü bulamamıştık. Şimdi çözümü bu videomuzda gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi piston aldık yurt dışından, AliExpress'ten. Fiyatı 220 TL. O zamanlarda bahsetmiştik, pahalı olduğunu söylemiştik. Özellikle dolardan sonra iyice pahalandı. Şimdi kilit sorununu bu yeni pistonu değiştirerek çözeceğiz. Şimdi çözüme geçelim. İlk olarak başamızı tekerden ayırmak istiyoruz. Onun için fren sistemini 5 numara alyanla bu bölümden söküyoruz. İlk olarak bu bölümü söktük. İkinci olarak hidrolik kablomuza zarar vermemek için maşaya bağlı olan bu bölümü 3 alyan yardımıyla söküyoruz. Üçüncü olarak da lastiğimizi maşadan ayırıyoruz. Daha sonra bu bölümü en küçük alyan yardımıyla söküyoruz. Daha sonra karga burun yardımıyla şu beyaz plastiği çıkartıyoruz. Sonra üst bölümü sökmeye başlıyoruz. Gidonun olduğu bölüm, gidon boğazının olduğu bölüm. Şurada küçük bir plastik var. Sudan korumak için onu çıkardık. Daha sonra 5 alyan yardımıyla üst bölümü söküyoruz. Daha sonra ise 4 alyan yardımıyla kenardaki bölümleri söküyoruz. Bu bölümler bisikletlere göre fark edebiliyor. Bazen üst ve kenarlar aynı olabiliyor. Buraları gevşettikten sonra gidonu yukarıya doğru çekiyoruz ve çıkarıyoruz. Daha sonra spacerlarımızı çıkarıyoruz. Sonra alt bölümü de çıkartıyoruz. Paslanmış, su almış. Oldukça zor oldu. Buraları takmadan önce temizleriz. Çok aşırı paslandığı için plastik oraya sıkışmış. Birazcık yağ döktük. Yağ sürünce biraz yumuşadı arkadaşlar. Şu plastiği de çıkartıyoruz. Görüldüğü gibi maşa çıktı. İlk olarak maşanın alt bölümündeki yerleri sökeceğiz. Bu bölümde alyanlı, bu bölümde somun yapılmış. Şimdi bu bölümleri sökelim.
Şimdi bu alt bölümleri söküyoruz. 5 alyan arkadaşlar. Tabi burada tamamen sökmüyoruz. Birazcık gevşetiyoruz. Bu şekilde kalıyor. Aynı şekilde diğer taraf, küçük bir anahtar gerekiyor. Fakat bizim olmadığı için. Birazcık gevşetmiştim. Evet, yine bu şekildeyken birazcık gevşettik. Şimdi maşanın burada oturduğu, maşanın içindeki pistonun oturduğu bölüm var. Onu sökmek için de ister istemez şu bölüme vurmamız gerekiyor. Anahtarı buraya dayayarak vuruyoruz. Görüldüğü gibi içeriye doğru gidiyor. Yine aynı şeyi öbür tarafa da yapıyoruz. Fark ederseniz bu da içeriye doğru gitti. Daha sonra ileriye doğru kolayca gittiğini gördüğümüz için komple somunları çıkartıyoruz. Bunu bu şekilde yapamazsanız bacakları sökemezsiniz. Gördüğünüz gibi kolayca çıkıyor. Pistonun olduğu bölümü sökeceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim bu taraftaki plastiğin sökümüne. Bunu arkadaşlar segment pensesi yardımıyla söküyoruz biz. Normalde bunun kendi uyumlu plastik anahtarı da var. Dilerseniz onu da açıklamalar bölümüne atarım. Oradan isteyen olursa AliExpress'ten alabilir. Bunu normal anahtarla sökmeye çalışıp bozabiliyorsunuz. Çünkü plastik. Şu şekilde bir segment pensemiz var. Bu şekilde bastırdığımda sıkışıyor. Bunun tam tersi çalışan sistem de var. Şimdi şu yerler arkadaşlar, orta bölüme değil. Tam oturtuyorum. Elimden geldiğince bastırıyorum. Daha sonra çeviriyorum. Görüldüğü gibi gevşedi. Daha sonra elinizle bile yapabilirsiniz bunu. Çünkü plastik bu çevreye zarar vermemek için. Evet, gördüğünüz gibi artık elle de sökülebiliyor. Pistonumuzu söktük. Gazla çalışan bir sistem, kapalı. Şu eski olan, bu elimizdeki de yeni olan zaten bu şekilde geliyor arkadaşlar. Şimdi en bariz fark, o zamanlarda söylemiştik. Eski olan bastırdığımızda geri gelmiyordu. Yeni olan sisteme bakalım. Bakın. O zaman da söylemiştik. Bu şekilde çalışıyor. Elinizle bastırdığınız zaman kilitliyor. Bıraktığınız zaman sistem çalışıyor. Mantığı bu şekilde. Eski sistemde fan 015-09 şu şekilde. Yeni sistemde fan 015-08 olarak geçiyor. Bunun çalışma mesafesi farklı gibi sanki. Şöyle baktığımızda gördüğünüz gibi uzunluk farkı var. Şimdi takalım, uyumlu mu değil mi beraber görelim. Yeni pistonumuzu yerleştirelim. İçine yerleştiriyoruz. Daha sonra vidalarını takıyoruz. Şu
Şu bölümün oturduğuna dikkat edin. İki tarafı da gördüğünüz gibi sıktım arkadaşlar. Şu anda oldu gibi. Burada dikkat edeceğiniz şey şu kabloların geliş yönleri arkada kalırsa takamayız. İlk plastik parçasını yukarıdan takıyoruz. Daha sonra alttaki parçasını. Daha sonra spacerlarımızı. Daha sonra ise gidonumuzu. Gidon boğazımızı yerine oturtuyoruz. Üst bölümden valyanlı bölümü sıkıştıralım. Burada maşanın, gidonun tam düz olduğuna dikkat edin. İlk önce üstten sıkın. Buralardan sıkarsanız boşluk kalabilir. Daha sonra yan tarafları sıkalım. Daha sonra lastiğimizi takalım. Arkadaşlar şu iç bölümdeki vidaların geleceği yerler zaten belli. Bu içerideki bölüm böyle dönüyor. Bunu siz kendiniz ayarlayın düz olması için. Daha sonra plastiğin bu bölümünü bu şekilde yerine yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde vidalar bu bölümlere geliyor. Altta bu plastiğin tırnağı var. O beyaz metal bölümü oturuyor. Şu şekilde montajımızı yapıyoruz. Görüldüğü gibi sistemimiz çalışmaya başladı. Zaten çalıştığını buradan hissediyorsunuz. Oldukça sertleşiyor. Şimdi şu halde kilitli bir deneyelim. Evet, küçük de olsa bir kaçırma var ama sistem çalışıyor. Kilidi açtık. Evet, kilidi açtığımızda gördüğünüz gibi kilitlediğimizde